Onun Koç'a elektrik personelisi Ankara Şube Başkan Yardımcısı. Bugün bu oturumdaki ilk takımı ben yapacağım. Sayın Hocamız Profesör Doktor Hukuki Eriker Ömeroğlu. Kendisine öncelikle açılış konuşmasındaki o güzel deyişler için teşekkür ediyorum. Ben de bir biyomedikal mühendisi olarak konuşmanızdan çok haz aldım ve dersler çıkardım hocam. Çok sağ olun. Hukuki Eriker Ömeroğlu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1977 mezunu. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk kardiyolojisi ve onkolojisi uzmanı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Çocuk sağlık ve hastalıkları anabilim dalında. Bir yandan daha özellikle tabip odası yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ben kullanmayacağım. Teşekkür ederim. Hocam, sizi oturum başkanı olarak öncelikle kürsüye alalım. Öncelediği bir konu. Şehir hastaneleri de bu konuda hem hekimlere hem vatandaşa hem de devlete çok büyük etkileri olmuş. Olumsuz etkileri daha fazla ön planda olan konular. Onun için iyi bir simpozyum olacağını düşünüyorum. Evet, ilk önce ben sağlık personelinin şehir hastanelerine bakışı ve biyomedikal süreçler hakkındaki görüşleri konuşacağım. Daha sonra EMO üyesi, 20 yıldır sağlık sektöründe biyomedikal süreçlere katılmış, emek vermiş Bülent Özgür arkadaşımız şehir hastanelerindeki deneyimlerini, biyomedikal yönetim konusundaki deneyimlerini paylaşacak. En son da meslek odasının şehir hastaneleri hakkındaki görüşünü de yine EMO üyesi olan Barış Çoruh arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Evet, kendi kendimi takdim etmek durumunda oluyorum ve ilk konuşmayı yapmak üzere geliyorum. Alabilir miyiz slaytları? Ya da oradan da şey yapabilirim, bir yandan takip edebilirim ben. Buradan görmek zor oluyor. Evet, şehir hastanesi nedir? Birçok başka isimlerle başlamış olay ama sonunda şehir hastanesi olarak isimlendirilmiş. Kamu özel ortaklığı, Özal döneminden sonra gündemimize giren kamu özel ortaklığının son uygulamalarından bir tanesi. Yap, kirala, devret. Sağlık Bakanlığı bir özel şirketle bir anlaşma yapıyor. Bu şirketler bir medikal şirket olabiliyor. İnşaat, ki şu andaki uygulamaya baktığımız zaman en çok inşaat sektörünün bu işe girdiğini görüyoruz. Hatta o kadar çok girdiğini görüyoruz ki şu andaki şehir hastaneleri, Türkiye'de yapılmış olan hastanelerde %70 sadece 3 firmanın üzerinde ve bu 3 firmada inşaat sektörü. Finans sektörde girebiliyor. Uzun süreli olarak 3 yıl inşaat süresi, 25 yıl işletme süresi olmak üzere bir anlaşma yapıyor. İnşaat ve bakım onarım hizmetleri, yine tıbbi destek hizmetleri ve bu tıbbi destek hizmetleri derken göreceğiz daha sonraki slaytlarda, biyomedikal süreçler de neredeyse bu şirketin işlettiği şekilde yönetiliyor. Çok uzun süreli bir anlaşma yapılıyor. Önce devlet bir arsa veriyor şirkete. Tabii ki şehirlerin içinde bu kadar büyük dev 2000 minimum neredeyse 3500 yataklı hastaneleri yapabilecek yerler olmadığı için büyük bir kısmı şehir dışında. Onun için aslında şehir hastaneleri de çok uymuyor bu tanıma. Şehir dışı hastaneleri demek belki daha doğru. Büyük bir arsa veriyor. Bilabedel bir arsa veriliyor. O firma orada inşaatını yapıyor. İnşaat için devlet ona para vermiyor. Ama inşaat bittikten ve iş başladıktan sonra, hasta alımı başladıktan sonra oradaki bütün ticari alanların işletmesini o firmaya vermek kaydıyla devlet aylık çok ciddi miktarlarda para ödüyor. Aylık kira ödüyor ve ilave de bu iş, süreç içerisinde işletilen başka işte ameliyathane işletleri için, radyoloji işi için, başka aklınıza gelebilecek her türlü şey için de ayrıca para ödüyor. Neticede
gerçekten devlet kendi yapsa çok daha ucuza mal edebileceği hastaneleri bir özel şirkete yaptırmış ve ona 25 sene kira ödemek durumunda kalıyor. Dediğim gibi mesela Bursa Şehir Hastanesi Osman Gazi Köprüsü'nden çıktıktan sonra şimdi birazcık etrafında bir şeyler yapmışlar ama birdenbire ormanlık alanın içerisinde kocaman bir bina görüyordunuz. Geceleri ışıklandırılmış Las Vegas kumarhaneleri gibi bir bina görüyorsunuz ve şehir hastanesi şehire 20 kilometre uzakta bir yer. Şehir dışı hastanesi demek çok daha uygun gerçekten de. Birçok yerde çok 5 yıldızlı görüntü, bütün şehir hastaneleri çok şık gerçekten. Ama bütün bunların olabilmesi için, bu şehir hastanelerine hastaların gelebilmesi için, bunların işlemesi için, yani şirketin para kazanabilmesi için halen hizmet sunan devlet hastaneleri taşınıyor, kapatılıyor. Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılması için şu ana kadar 7 tane Ankara Numune Hastanesi, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi gibi yılların deneyimlerine sahip çok kapasiteli hastaneleri kapatıldı. 7 tane, sırada daha kapatılacak 6 tane hastane var. Düşünebiliyor musunuz? 13 tane hastanesi Ankara'nın, bunun içinde Recai Tahir Bucak, yanlış söylüyor olabilirim, büyük bir kadın doğum hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, bunlar da kapatılmayı bekliyorlar. Sadece Bilkent'e hastalar gidebilsin diye insanların bir minibüs durağı sonrası ulaşabilecekleri bütün hastaneleri kapatıp Bilkent gibi bir yere, ki başlangıçta da belki biliyorsunuz Bilkent Hastanesi'ni inşa ettiler, sonra hatırladılar ki yol yapmadık biz buraya, yol yok Bilkent'e gidecek. Orta Doğu Üniversitesi'nin kampüsünün ormanlarından yol geçirmek zorunda kaldılar sadece bu hastaneye ulaşabilmek için. %70 yatak doluluğu garantisi verilmiyor diyorlar, inkar ediyorlar ama biz sözleşmeleri gördük, %70 hasta doluluk garantisi veriliyor ne yazık ki. Aynen köprülerden, aynen tünellerden geçecek hastalara verilen doluluk sayısında olduğu gibi. Ticari alanda söylediğim gibi o kampüste olabilecek bütün, biraz sonra Adana Devlet Hastanesi örneğini göstereceğim size, bütün ticari alanlar, oradaki marketler, kuaförler, çiçekçiler, restoranlar, aklınıza gelebilecek bütün ticari alanları da şirket kendisi işletiyor ya da kiraya veriyor. Ve bütün bunlar olup biterken bizlerin sağlık derneklerinin, tabi odalarının, Türkiye Tabipler Birliği'nin bu işlerin ayrıntısını öğrenme konusundaki müracaatları da ticari sır olarak saklanıyor ve bize bilgi verilmiyor. Bunları biz şimdi tahkim olarak uluslararası mahkemelerde görüleceği için, sonunda bir sorun çıkarsa şirketle devlet arasında nelerin olabileceği konusunda biz yurt dışından bu bilgileri ediniyoruz. %70 doluluk oranı da var. Başka her türlü, onların dolar üzerinden değil Türk parası üzerinden anlaşmalar yapılıyor demişlerdi bize. Bunun da dolar üzerinden anlaşmalar yapıldığını da öğrenmiş olduk. Başka ülkelerden öğreniyoruz. Ben çok ticaretten anlamam. Tabii ki böyle bir büyük dev projeyi yapmak için şirketler bankalardan krediler alıyorlar, büyük krediler alıyorlar. Kendileri bu işleri yürütmek için bir sürü taşeron firmalar kullanıyorlar. Oldukça kompleks ve bizim dünyanın her yerinde en kötü yatırımcılar hekimlerdir. Hekimler gerçekten para işinden hiç anlamazlar. Onun için ben de buradaki ayrıntılı ekonomik tabloyu açıklayacak durumda değilim. Ama neticede devlet de bütün bu alınan kredilere garanti verdiği için firma hiçbir şekilde zarar etmeyecek. Bir şey olursa yine olan devlete, daha doğrusu devlete vergi veren vatandaş olacak. Ne zaman başlamış bu projeler? Aslında 12 Eylül 1980'den sonra başlamış bu işler. Sadece bu hükümetin, bu partinin işi değil. Ta 12 Eylül'den sonra başlamış ama bunları hayata geçirmek bu hükümette 2005 yılından itibaren ilk olarak Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, ilk başlarında şehir hastanesi değil bunların ismi, Entegre Sağlık Kampüsü
adında ihaleler başlamış. Bugün için 33 tane şehir hastanesinin anlaşmaları yapılmış. 10 tanesi tamamlanmış. Bir kısmı inşaat halinde. Ama sonunda söyleyeceğiz. Bütün bu olayların o kadar olumsuz taraflara gidişi oldu ki, o kadar zararlar ortaya çıkmaya başladı ki, yakında daha bu haftanın başında Sağlık Bakanı bundan sonraki projelerde yap işlet devret modelinin kamu özel ortaklığının kullanılmayacağını açıklamak durumunda kaldı. Gerçekten zararın neresinden dönersen kârdır işi böyle. Ama inşaatları devam edenleri açacaklar. Yine ne şekilde olursa olsun zarar çok büyük olacak. Şehir hastaneleri bir yöneticimiz dedi, benim hayalimdi dedi. Şehir hastaneleri, kendisi sağlıkla ilgili hiçbir şey olmayan, sadece kendi sağlığı dışında hastaneye gitmemiş birinin hayaliymiş şehir hastaneleri. Halbuki onun hayali değil, daha önce birilerinin hayali olmuş ama sonunda hayal kırıklığıyla sonlanmış bir durum. İlk olarak İngiltere. 1992 senesinde şehir hastanelerine başlamış ama kaybolan milyar sterlinlerle bu işi artık yavaş yavaş bitirmeye başlamışlar. Aslında önce bütün sağcı politikacılar biliyorsunuz bu işleri yaparlar, parayla ilgili bir muhafazakar parti hükümetinde başlamış ama ne yazık ki Irak Savaşı'na da onay veren İşçi Partisi'nin Tony Blair'i de bu projelerin devam etmesine izin vermiş ve sonunda gerçekten çok büyük zarara uğramış İngiltere. Kanada denemiş bunu. Kanada da aynı şekilde hesapları yapmış, demiş ki yani bu kamu özel ortaklığı için yapılan özel borçlanma kamu kesimi borçlanmasına göre %83 daha pahalıya gelmiş. Daha fazla zarar ediyoruz demiş. Her ülkenin yaptığı hesaplamalarda bu şekilde yapılan şehir hastanelerinin devlet yapsaydı maliyetinden %70 daha fazla olacağını görüyoruz. Sadece devlete para olarak zarar değil, başka ne olmuş? Şirketler, çünkü şirket yönetiyor bunu. Ne kadar az personelle ne kadar çok çalıştırırsa insanları, o kadar daha fazla kar edeceği için bir sürü insan işinden olmuş. Mesela her 1 milyon dolarlık borç için 10 tane hemşireyi işinden çıkarmış. Benim yeğenim İngiltere'de doktorluk yapıyor. Şu anda İngiltere'deki sağlık sistemi de gerçekten çökmüş vaziyette ve bu çöküşte şehir hastaneleri önemli rolü var. Türkiye'de aynı çöküşe gidiyor. Şu şekilde söylüyor teyze, İngiltere'de doktorlar ve hemşirelerin özverileri olmasa İngiltere'de sağlık sistemi gerçekten korkunç bir durumda. Şu anda sadece o insanların özverileriyle, aynı şeyi burası için de söyleyebiliriz ama o kadar ağır bedellerle bu özveriler oluyor ki, biraz sonra Adana Şehir Hastanesi'nin örneklerini anlatırken size göreceksiniz. İngiliz Tabipler Birliği, bunu artık bırakın, bu kesinlikle doğru bir şey değil diye İngiliz Tabipler Birliği açıklamış. Bir sürü artık protestolar yapılıyor. Çünkü aynen orada da şehir hastaneleri için kendi küçük hastanelerini kapatıyorlar. Geçenlerde belki sanal medyada görmüşsünüzdür. Bu yeni İngiliz Başbakanın adı neydi? Sarı adam. Boris Johnson bir hastaneyi ziyaret ediyordu. Belki görmüşsünüzdür. Orada bir hasta babası ona bir sürü şey söylüyordu. Mahvettiniz sistemi, daha da mahvedeceksiniz. Biliyoruz sizin kafanızdan geçenleri. İngiliz sağlık sisteminin Amerika'ya satışı söz konusu deniliyor şu anda. Yani işler o kadar artık korkunç boyutlara ulaşmış ki başka çıkar yol bulamayacak gibi görünüyorlar. Hakikaten acilleri bir felaket. En az 4 saat acilde bir hastanın bekleme süresi. İngiltere'de bu konuda çok acı çekiyor. İnsanları çok acı çekiyor. Bizimkiler bu kadar çok mali zararı İngiltere'nin, Kanada'nın örneğinden sonra herhalde başka bir yol buluruz diye düşünmüşler ki sağlık turizmi lafları biliyorsunuz şimdi çok gözde. Mesela Mersin Şehir Hastanesi'ni Katarlılara gezdirirlerken fotoğrafları var. Zannediyorlar ki Katar'dan hasta gelirse bu zarardan dönebilirler. Katar'ın toplam nüfusu zaten 1 milyon var mı bilmiyorum. Yani böyle bir yanılgı içindeler. Bir yandan da şehir hastanelerini turizm, sağlık turizmi olarak kullanabileceklerini düşünüyorlar.
Evet, Uluslararası Para Fonu IMF bile bu hastane sözleşmelerinin kamu denetiminden uzak, gizli olmasını düşünebiliyor musunuz? IMF bile ayıplıyor, böyle olmaması lazım diyor. Sadece mesela şöyle bir rakam var, Türkiye için sözleşme değeri 10.6 milyar dolar olan şehir hastanelerine 30.3 milyar dolar kira ödenecek. Bugün kime ait hesaplamasını bilmiyorum. Ama şöyle bir rakam vardı, 25 sene sonunda bütün bu şehir hastanelerine ödenecek paralarla 862 tane hastane yapılabilir şeklinde bir rakam vardı bugün Twitter'de. Gerçekten yani bu korkunç bir şey. 25 sene toplamı 33 tane olacak hastaneye ödenecek parayla 862 tane hastane yapılabilir olması kabul edilebilecek bir rakam değil. Ayrıca o kadar büyük, o kadar büyükler ki Dünya Sağlık Örgütü şöyle diyor, sayı 200 ile 600 arasındaki hastaneler işletme için çok uygundur. 200'ün altı, 600'ün üstündeki hastaneleri yönetemezsiniz. Niye yönetilemediğinde yine Adana Şehir Hastanesi'nin örneğinden konuşacağız. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük hastaneler var. Adı şehir hastanesi değil ama hasta yatağı başına 198 metrekare diğer alanlarıyla beraber düşmesi gerekiyor. Halbuki bakın Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hasta başına 313 metrekare, Bursa Şehir Hastanesi'nde 347 metrekare düşmüş. Ne kadar lüzumsuz bir alan kaybı, ne kadar büyük ölü boşluklar bunlar. Gerçekten ne kadar gereksiz, ne kadar bina, ne kadar yağmurun toprak buluşmasını engelleyen yayılmış binalar, ne kadar büyük doğa felaketi bir yandan da düşündüğünüz zaman. Evet, şehir hastanelerinde hasta başına düşen maliyet de çok fazla bizim ülkemizde. 2016'da ki o zaman ABD doları daha düşük hesaplanmış, 924.776. Halbuki mesela bir özel hastane bu rakamı 269.991 lirada bitiriyor. Yani özel hastane ki tamamen ticari olan bir yerde bu maliyet 269.000 ya da 270.000 iken şehir hastanelerinde dediğim gibi dolar daha düşük, kurdan hesaplanmışken 924.776 lira. En son 2 tellide yapılacak şehir hastanesi için verilen rakam yatak başına 459 bin dolar. Bir tek yatak için 459 bin dolar para harcanacak. Şehir hastanelerinde bir standart da yok. Her yerde farklı bir maliyet, her yerde yatak başına düşen maliyetler inanılmaz farklı. Tabii kabul edersiniz ki İstanbul, Ankara gibi yerlerde çok daha fazla. Mesela sadece 2018 bütçesine konulan şehir hastane için 2.6 milyar lira kira ile 150 yataklı en az 64 tane hastane yapılabileceğini biliyoruz. Her türlü ne tarafından bakarsanız bakın ister toplam maliyet ister yıllık kiralarla çok daha fazla hastane, çok daha fazla şey yapabilirsiniz. Şehir hastanelerine başlangıçta niye başladılar? Yatak sayısı arttıracağız. Türkiye'de yatağa ihtiyacımız var diye. Halbuki bütün şehirlerde aynı şey. Kapattıkları hastanelerin yatak sayısı yeni açtıkları yatak sayısından daha fazla. Neticede yatak sayısı falan da artmadı. Böyle de bir aldatmaca var. Yer seçimleri çok sorunlu. Çünkü dedim hastane, kocaman bir hastane yapacaksınız, şehrin içinde yapacaksınız. O kadar büyük arsa nerede var? Artık hiçbir yere bırakmadıkları için mecburen şehrin dışında bir yerlere arsa veriyor devlet bu insanlara. Mesela Kayseri Şehir Hastanesi'nden bataklıkmış, yılanların çıktığı şimdi söyleniyor hastane tuvaletlerinden. Elazığ kültürel sit alanı. Isparta, ben Ispartalıyım biliyorum. Isparta Türkiye'de hava kirliliği en fazla olan 5. şehirdir. En fazla çöktüğü, sisin çöktüğü yere konulmuş şehir hastanesi. Konya tohum geliştirme arazisine konulmuş. Dere yatağında Bilkent, Bursa tarım arazisi gerçekten ormanın içinde bir yerde bir hastane, dev bir hastane yapılmış. Tasarımında sorunlar var. Mesela bakın bu ilginç bir şey gerçekten. Hangi hastanesi? Bursa Şehir Hastanesi projesinde tüm yoğun bakım alanlarının içine açılan tuvaletler. Yani insanların kullandığı tuvaletler yoğun bakımların içine açılıyormuş. Çünkü bunları yapan insanların medikal işlerle uğraşan insanlardan fikir almaları falan gibi bir şey de olmuyor herhalde. Çünkü bir AVM mantığıyla yapılıyor. Onun için de
böyle yoğun bakıma, ameliyathaneye açılabilen tuvaletler yapıyorlar. Bu konuda da çok büyük sıkıntılar var. Şehir hastanelerinde şimdi açılanlarda ne var? Şirket kar etmek istiyor. Çünkü orada yatan hastanın üzerinden kar ediyor bir yandan. Onun kullandığı her şeyden, sağlık alanındaki hizmetlerini Sağlık Bakanı yapıyor. SGK'da geçerli. Ama başka her şeyden kar ettiği için, mesela adamcağızın bir tanesi eczaneye gidiyor ilaç almak için. Veremeyiz diyorlar. Niye? Çünkü sen hala yatıyor görünüyorsun diyorlar. Yani taburcu olmuş hastaları da hala yatıyor göstererek oradan da kar etmek gibi son derece çirkin yollara da başvuruyorlar. Hasta memnuniyeti açısından bakıldığında şehir hastanelerinde, mesela Yozgat'taki şehir hastanesinde bir araştırma yapmışlar. %72.6 oranında memnuniyet bulmuşlar. Ama tamam, fena bir rakam görülmeyebilir, ama devlet hastanesinde ise bakın %90, %85.5 gibi memnuniyet var. Yani şehir hastanelerinden olan memnuniyet basit bir devlet hastanesinden olan memnuniyetten daha yüksek değil. Tam tersine oldukça aşağılarda, bir 20 puan kadar aşağılarda. Şehir hastanelerinin işleyişini, sonra Sayıştay raporlarını göreceğiz. Onun için bu slaytı çok fazla kullanmayayım, göreceğiz. Çok başka konularda da, sadece devletin ödediği kira maliyetlerinde değil, başka konularda da çok büyük kandırmacalar ve çok büyük istismarlar olduğunu görüyoruz. Mesela Adana, 400 yataklı Adana Devlet Hastanesi'ni kapatmışlar. 800 yataklı Doktor Aşkın Tüfekçi Hastanesi'ni kapatmışlar. Yanına 300 yataklı küçük bir şey yapmışlar. 400 yataklı Çukurova Devlet Hastanesi'nin yatak sayısı azaltılmış. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanelerinin yatak sayıları azaltılmış. Numune Eğitim Araştırma Hastanesi 200 yataklı hastane ve 200 yataklı palyatif bakım merkezi haline dönüştürülmüş, 750 yataklıyken. Ve toplamda Adana'da 1700 yatak azaltılıp 1550 yeni yatak konulmuş. Yani Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin yatağa ihtiyacı var, hastaneye ihtiyacı var diye yola çıktığı yerde sadece Adana'da 1700 yatak azaltıp yerine 1550 yataklı bir hastane yapmış. Gerçekten İnsanların bir minibüs, bir az fiyat tutacak taksiyle ulaşabilecekleri hastaneleri kapatıp kilometrelerce öteye, ve çok daha acıklısı, mesela Bilkent için neler söyleniyor? Orada çalışan, yeni şehir hastanesinde çalışan insanların şöyle gözlemleri var. Yol üzerinde başka hastaneler, başka aciller varken oraları atlıyorlar, bize getirmek için hastaneye gidiyorlar. Yani ambulanstaki hasta Bilkent'e götürülsün diye, şirket kazansın diye, o hastanın hayatı da tehlikeye atılıyor. Yolları üzerinde durabilecekleri başka hastanelere değil, Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürülüyor. Yani en sonunda yine özetleyeceğiz, ama bu sistem gerçekten, zaten sağlıkla performans sistemi korkunç bir şey, ama bu şehir hastaneleri üzerine tuz biber olduğu, herkes için zarar, hasta için zarar, hekim için zarar, devlet için zarar. Evet, ve açılmış, bakınız, bir örnek Adana Şehir Hastanesi. Şimdi Adana Şehir Hastanesi'nden fotoğraflar göreceksiniz ve gerçekten ne denmek istendiğini çok iyi anlayacaksınız. Burası otoparkı, bakınız, hasta yok, otopark bomboş. Herkes çünkü oralara kadar gitmek yerine yine hala şehrin içindeki hastanelere gidiyor. Mesela Ankara'da Bilkent açıldıktan sonra ve diğer önemli hastanelere kapatıldıktan sonra Hacettepe Tıp Fakültesi'nin, Ankara Tıp Fakültesi'nin, Gazi Tıp Fakültesi'nin hasta sayıları %30 oranında arttı. Oralara gitmek istemiyor insanlar. Bilkent'e kadar gitmek istemiyorlar ve diğer hastanelerin yüklerini artırıyorlar. Burası içi, aynen yeni havaalanımız gibi. Bütün merdiven yok, normal merdiven yok. Sadece yangın merdivenlerini kullanabiliyorsunuz. Bütün bu şekilde yürüyen merdivenler, koridorlar korkunç, korkunç büyüklükte. Ölü alan deriz, ölü boşluk deriz bunlara. Büyük ölü boşluklar var. Bunları kullanıyor sağlık personeli, ama doktorların bunları kullanmaları yasak. Onun için doktorlar önce gidip bunlardan bir tane alıyorlar. Ancak çünkü günde 30 bin adım atıyor doktorlar. 30 bin adım atıyorlar. Hasta odası küçücük kalmış yatak, o kadar büyük, o kadar lüzumsuz bir oda ki, hasta yatağı küçücük kalmış, görüyorsunuz.
Burası ziyaretçi VIP, Katarlılar için ayarlanmış yer herhalde. Bakın bu VIP yatak odası. Bu VIP'in ziyaretçi odası. Kocaman bir salon şeklinde bu toplantı yapacaklar. Adamlar iş adamı olacak diye düşünüyorlar. Belki buradan işleri görürler falan diye onlara masalar, sandalyeler, her şeyler yapılmış. Burası VIP'in ziyaretçisinin yatak odası. Evleri bile bu kadar geniş olmayabilir. Burası kadın kuaförü. Yani bizim İstanbul Tıp Fakültesi'ne geleniniz, göreniniz vardır. Böyle bir yerimiz hiç yok. Başhekimimizin de, dekanımızın da hiç böyle bir odası yok. Burası sadece kadın kuaförünün odası. İç giyim mağazası var. Adeta bir AVM. İndirimler orada da yapılıyor. Migros'un jeti var. Küçük bir tane Migros. Ama kocaman dışarıda bir ikinci Migros var. Ve bütün bunları şirket işletiyor. Buralardan da müthiş paralar kazanıyorlar. Araba yıkama bakımı. Kiralık dükkanlar var. Daha henüz açılmamış. Ama bir sürü kiralık dükkanı var şirketin. Kafeler. Bu sadece bir tane resim. Bunlardan birkaç tane daha vardı. Yani en az 10-15 tane kafe var. Bahçesinde şeyin. Boş alanlar var. Hiç kullanılmayan şimdi. Bomboş duran. Bir yerden bir yere giderken insanların normal yürümelerine imkansız. Onun için böyle küçük servis şeyleri yapılmış. Hatta çok hoş bir şey vardı. Yine o da belki göreniniz olmuştur. Adana Şehir Hastanesi'nde adamın biri motosikletle koridordan gidiyor. Görevli durduruyor. Ne yapıyorsun sen ya kapalı alanda motosikletle? Ne yapayım diyor. Röntgen istedi diyor. Kolumdan doktor diyor. 2 kilometreymiş diyor. Radyoloji diyor. Oraya kadar nasıl yürüyeceğim? Tabii ki motosiklet kullanacağım diyor. Yani hasta içinde eziyet. Bir yerden bir yere gidebilmeleri için. Evet, poliklinikler 380 tane poliklinik odası var ama hastanede bu kadar muayene edecek uzman doktor yok. Sekreter sayısı az. Çoğu poliklinik onun için açılamıyor. Her branşta poliklinik açmak imkansız. Poliklinik odaları yine çok büyük. Lüzumsuz çok büyük. Hep maliyeti arttırmak ve devlete kazık atmak için yapılmış. Veri giriş elemanları son derece adamlar ne kadar az insanla yaparlarsa bu iş o kadar para kazanacakları için veri giriş elemanlarını. Bakın bu radyolojide ana çekimden sonra görüntü kaybı %60'mış. Çünkü görüntü sağlayan fiber kabloların dijital teknolojiye uygun olmadığı gösterilmiş. Oradan da para, oradan da maliyet tırtıklamak amacıyla yapıldığı için şu filmler, yani bu filmleri insan hiçbir şey anlamaz böyle bir filmden. Bunları hizmet diye gösteriyorlar. Şimdi birazcık daha düzelmiş çok şikayet olunca. Servis yoğun bakım, yine hemşire eksikliği, müthiş bir eksiklik. Yoğun bakımlarda sürekli, normalde yoğun bakımda her hastaya bir tane hemşire ideali ama hadi iki hastaya bir hemşire yapabilirsiniz. Ama böyle bir koşulu sağlamak hiç mümkün değil. Ve mortalite, morbidite yani ölüm oranları son derece artmış ve enfeksiyon da çok derece artmış. Ameliyathane 58 ameliyathaneleri varmış. Ama sterilizasyonda parça başı iş maliyeti çok artırmış. Ameliyat için kullanılan malzemeler son derece kalitesiz olduğu söyleniyor. Konsültasyon çok zor. Bir yerden bir yere gitmek o kadar zor ki onun için defalarca konsültasyon istemek zorunda kalıyor hekimler. Ve bu hastanelere aylık devletin ödeyeceği kira önce hastanenin performansından olacağı için hastaların, doktorların çok hasta bakması isteniyor. Tabii ki bu kadar hasta da gelmiyor ve bu sefer doktorların performanslarından müthiş kesintiler yapılıyor. Müthiş bir mutsuzluk sebebi hekimler arasında. Bunun için gösteriler yapılıyor. Eğitim en kötüsü. Zaten performans sistemi bütün Türkiye'deki eğitimi mahvetti. Bunlar iyice de kötü yaptı. İnsanlar oradan oraya yürümekten, hasta bakarken kaybettikleri vakitten ne asistan eğitimi yapıyorlar. Henüz bunlarda öğrenci eğitimi yok fakültesi ama yakında biliyorsunuz belki Sağlık Bakanlığı bir kendine ait bir sağlık üniversitesi kurdu ve bütün Türkiye'deki hastaneleri bunlara dahil etmek gibi böyle son derece dünyada örneği olmayan bir şey yapmaya çalışıyor. Yakında bunları da fakültelerin içine sokarak öğrenci eğitimine koyarlar ve orada da neler olacağını görürüz. Çok kaotik, çok kötü, kimin ne yaptığı belli olmayan, bıktırıcı, yorucu, bir süre hekimlik ameliyat yapamadığımız, sorunlara hiçbir çözüm bulamadığımız bir süreç yaşadık diyorlar. Enfeksiyonlar arttı diyorlar. Bu kadar büyük alanlarda enfeksiyon, hastane enfeksiyonlarını engelleme şansınız yok. Antibiyotik kullanımları çok arttı diyorlar.
Cerrahi ekipman çok kötü, cerrahi el aletleri iyi bir marka değil ama hiçbir şekilde şikayetlerimiz dikkate alınmıyor. Yenileri ve daha iyileri alınmıyor deniliyor. Çünkü hep maliyet için, hep bunları alıp satan şirket olduğu için bunları bu şekilde yönetiyor. İdare ise bambaşka bir şey. Bir yerde bir başhekim var, bir yerde şirketin CEO'su var. O şirketin o hastane için atadığı CEO'su var. Bilkent Hastanesi'nde çalışan bir arkadaşımız şunu söyledi. Biz ne durumdayız biliyor musunuz dedi. Lüks bir ev kiralamışsınız, o evde oturuyorsunuz ama bir sorun var, ev sahibiyle beraber oturuyorsunuz. Odama bir tablo asmak istedim, bunun için şirketten izin almam gerektiği söylendi. Şirketten adam geldi ve astırmadı dedi. Düşünün, öğretim üyesi odasına bir tablo asmak istiyor, şirket CEO'su duvara zarar verir diye ona izin vermiyor. Gerçekten yönetim iki başlılık, kaotik, müthiş kötü bir şekilde devam ediyor. Hekimlere bütün bu kadar hastalara lüks özel odalar, şunlar bunlar kafeler yapılırken hekimlere, hemşirelere doğru düz odalar verilmiyor. Onlar çünkü köle, onlar sadece ucuz iş gücü, sadece para kazanmalarına yarayacak insanlar olarak baktıkları için son derece mutsuzlar. Bunları ayrıntılı söylemeyeyim, vakit kısıtlanıyor ama gerçekten hekimler çok mutsuz, bütün sağlık çalışanları çok mutsuz, huzursuz, depresyon ve tükenmişlik sendromu. Son iki haftada Türkiye'de 3 tane uzman hekim, bir tane tıp öğrencisi intihar etti arkadaşlar. İntihar eden biri beyin cerrahı bir hanım, bir tanesi psikiyatrist bir hanım, dün intihar eden de bir kadın doğum uzmanı bir hanım ve bir erkek tıp öğrencisi. Gerçekten sağlıkta dönüşüm projesi vatandaşa da, hekim ve sağlık çalışanlarına da hiçbir şekilde olumlu bir yansıması olmayan, son derece kötü, azgın kapitalizmin yansımalarından bir tanesi olarak devam ediyor. Çok tehlikeli bir sürece doğru gidiyor. Ama haklarını yemeyelim. Böyle bir şey yapmışlar. Adana Şehir Hastanesi'nde hekim sağlık çalışanlarına sıra gecesi düzenlemişler. Gördüğünüz sıra gecesinden fotoğraflar. Sayıştay raporları korkunç. Bakın burada ayrıntısını birazcık görebilirsiniz. Ama her şey şirketin yararına, döviz ve enflasyon farkı garantisi verildiği için başlangıçta. Daha sonra da 8 şehir hastanesi ait harcama belgeleri üzerine yapılan incelemeye göre atık, sterilizasyon, çamaşırhane vesaire ödemelerine ilişkin verilen fiyatlarda büyük farklar bulunuyor. Mesela bakın şöyle, şurada tıbbi ve tıbbi olmayan atık hizmeti fiyat dağılımlarında gri ile olan hangisi? Yozgat Şehir Hastanesi'nde rakamlar en yüksek. Buradaki şirket bütün her şeyini en yüksek fiyattan tutmuş. Burada diğer atık hizmetlerinde kırmızı neresi? Kayseri. Ama bir yandan da geri dönüşümü olan da öbür pembe olan Manisa herhalde. Hiçbir standartizasyon. Yine burada Yozgat iyi bir şirket bu. Yani bayağı parayı önceleyen bir şirket. Her şeyde grileri falan. Hele bu çok komik. Total parenteral beslenme, yani çok ağır hastalara damar yoluyla beslenme konusundaki fiyatlar, bakın Eskişehir Hastanesi'nde yeşil, yandaki o çizgi gibi olan da Elazığ Şehir Hastanesi'nde. Yani bu kadar standartizasyonu olmayan, bu kadar sadece şirketin kendi canı ne isterse yaptığı, hangi rakamı söylerse yaptığı bir şekilde olmuş. Özet olarak gerçekten Türkiye'nin son derece aleyhine, devletin son derece aleyhine, dolayısıyla bizlerin ödediğinin, vergilerin ve bizlerin aleyhine olan bir şekilde şirketlere ciddi paralar aktarılmış. Manisa Şehir Hastanesi 122 milyon olarak düşünülmüş. Sonunda 64-25 milyon her ay, her sene ödenecek para ve sadece kira bedeliyle 2 yılda amorti edilip 23 yılda kar edeceği şirketin gösterilmiş. Bu ne güzel bir para kazanma yöntemi görüyoruz. Ne yapmalıyız? Mücadele etmeliyiz. Şehir hastaneleri ve aslında sağlıkta dönüşüm programı son derece sadece para kazanmaya yönelik ama bu parayı kim kazanıyor? Devlet hastanelerine çok hasta bakın, çok hasta bakın, para kazanın, döner sermaye deniliyor. O para sonra kime ödeniyor? Hekimler mutsuz, 5 dakikada bir hasta bakıyorlar. Hiçbir mesleki tatminleri yok. Hastalar 5 dakikada bir muayene oldukları için hiçbir sonuç alamıyorlar. Bütün o işin sonunda kazanan kim? İşte o 5 dakikada bir açılış konuşmasında
anda söylediğim gibi istenen tahliller, görüntülemeler, ilaçlar yüzünden firmalara oluk oluk paralar gidiyor. Bir hastanenin kar etmesi ne demek? Ve ne yazık ki bir hafta önce yine Recep Tayyip Erdoğan şehir hastanelerinin inşallah müşterisi artacak dedi. Ben geçmişte muayenehanemde dışarıda sizi bir müşteri bekliyor dedi diye sekreterimi kovmuş bir insanım. Hastaya müşteri diyebilen bir yöneticimiz var. Çok üzücü. Yani hasta artacak diyebilirdi ama öyle değil. Müşteri artacak. Şehir hastanesinin müşterisi artacak dedi. Bu kabul edilebilir bir şey değil gerçekten. Maliye Bakanlığı'na eğer 33 tanesini açıp işletirlerse Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin %64'ü şehir hastanelerine girecek bir süre sonra. Ama Sağlık Bakanı bunu gördü ve dedi ki yok, biz bu işten vazgeçelim. Bu haftanın başında bundan sonraki hastanelerde kamu özel ortaklığından vazgeçiyoruz. Devlet kendisi yapacak dedi. Şu anda 10 tane işleyen var ama inşaatları olanlar var. Onları nasıl çözecekler bilmiyorum. Bu da iki telli şehir hastanesi şehrimiz için. Bu da dev bir 2500 yataklı. Ödediğimiz vergiler eskiden bize yolsu elektrik hastane olarak dönüyordu. Ama günümüzde kamu özel ortaklığı ile yapılan yollar, köprüler, hastaneler bizlere daha yüksek vergiler olarak geliyor ve son derece sıkıntılı bir sürece doğru ilerliyoruz. Evet, çok son olarak şunu söyleyeyim. Yüksek maliyet, kent merkezlerindeki hastanelerin kapatılması, 1999 depreminde 109 tane hekimin başında oraya gidip ilk çadır hastanelerini kuran ekibin başında ben vardım. Oraya gittiğimizde gördüğüm en çarpıcı tablo şuydu. Şehrin bütün yolları kullanılmaz hale geliyor. Şehrin yolları şöyle bir şekle dönüyor. Yani yaralınızı araçla taşıma şansınız yok. Sedyelerle, insanlarla taşıyorsunuz. Dolayısıyla şehir hastanelerini kapatıp şehrin ötesinde yerlere taşımak bir cinayet. Şöyle yapıyorlar. O taşıdıkları yerleri özel hastanelere veriyorlar. Marmara Üniversitesi'ni deprem dayanıklılığı yüzünden taşıdılar Pendik'e. Orada Acıbadem'in şimdi yeni lüks hastanesi açıldı. Aslında her şey gerçekten başka bir amaçla yapılıyor ama insanlara böyleymiş gibi yönetiyor. Yer seçimi sorunlu, hizmete erişim sorunları konuştuk. Hasta güvenliği, hastanın ulaşabilmesi ve orada gördüğü hizmet. Sağlık çalışanları, bu işten en çok zarar görenler de gerçekten sağlık çalışanları. Bir yandan şiddet sağlıkta artıyor ve ülkenin bütünüyle özellikle mali anlamda zararına. Ben burada son veriyorum. Daha sonra soru ve tartışma olursa konuşuruz. Teşekkür ederim. Sonra mı soralım? Olur, sorabilirsiniz. Buyurun. Bir tane yalçızhane sizin branşınızdan sahtekar yakaladı. Şehir hastanesinde çalışıyor. Hayır efendim, özel bir klinikte. 2006'da diploması 22.400'dü, şüphelendim. Aradım şeyi, Cerrahpaşa'yı, daha 13.000'e gelmedik dediler. Onun üzerine savcılığa verdim. Savcı korudu, başsavcıyla becerdim tutuklanmasını. Ama ne yazık ki 3 ay fiilen cezaevinde yattı, o kadar. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben İstanbul Tıp Fakültesi'nde kendim uzmanken 4 ay sahte doktorluk yapan birini yakaladım. Yönetim kurulunda profesör üyeyken yönetim kurulunda sahte bir doçent yakaladım. Türkiye o kadar dejenere ki yani inanılır gibi değil. Hastanelerde gerçekten doktor olmayan, mesela öğrenciler mezunmuş, doktormuş gibi gece nöbetler tutturuluyorlar. Yani sağlık alanı en kirli alanlardan bir tanesine yazık ki. Ama o konularda düzenleme, o konuda kontrol bizim İstanbul Tıp Odası'nın elinde değil. Sağlık müdürlükleri bunları yapmak zorunda. Teşekkür ederim. Evet, ikinci konuşmacımız Bülent Özgür, EMO üyesi. Dediğim gibi 20 yıldır biyomedikal süreçlerde emek vermiş bir arkadaşımız. Son 3 yıldır da şehir hastanelerinde çalışmış. Buyurun, çalışıyoruz. Sadece boyutu koyacağım.
Öncelikle teşekkür ederim. Hocam gerçekten şehir hastanelerinin neredeyse bize hiçbir sunum yapamayacak kadar geniş çerçevede anlattı. Ben biraz daha detaya inmeye çalışacağım. Özellikle klinik mühendislik ya da hani burada çok sayıda arkadaşımız var, biyomedikal mühendisi olduğunu tahmin ettiğim. Hani biz biyomedikal mühendisler ya da klinik mühendislik alanında çalışanlar bu şehir hastanelerinde neler yapıyor, neler yapmaya çalışıyor ya da bu hastanelerde bu arkadaşlara ne kadar ihtiyaç var? Bu ihtiyaç yeteri kadar burada değerlendiriliyor mu? Bu açıdan bakmak üzere biraz klinik süreçlere girmek istiyorum. Bunu yaparken de tabii hocam aslında görünen tarafı dışarıdan çok net görülen tarafı anlattı ama ben biraz sözleşme yapısını incelemek istiyorum. Özellikle Sağlık Bakanlığı'yla SPV'nin özel amaçlı şirketin yaptığı sözleşmeler ve onun altında alt yüklenici olarak hizmet sağlayıcıların arasındaki ilişkileri bir gözden geçirmekte fayda var. Ondan sonra da bu klinik süreçlerin biraz daha detayına girebiliriz. Ben bunu ilerletemiyorum ama. Tamam, buradan devam edebiliriz. Buraya geçmeden önce aklınızın bir yerinde şu soruları tutmanızda fayda var. Genel konuştuğumuz konular var. İşte hasta garantisi, lokasyon, işte bu büyüklükteki hastanelerin yapılması. Ama bunun yanında aslında biraz daha detaya indiğimizde şehir hastanelerinde karşımıza çıkan çok daha farklı ciddi sorunlar var. Bunlardan birisi sağlıkta yeni aktörlerin ortaya çıkması. Hani baktığınızda bugüne kadar işte Ankara'da, Bursa'da, Adana'da bu hastanelerin yerine daha önceki hastanelerde küçük sağlık hizmet sağlayıcıları varken bugün karşımızda inşaat şirketleri var. Ve bu inşaat şirketleri dediğimiz 3 ve 4 şirketten bahsediyoruz. Yani bu 3-4 şirket şu an baktığınızda yatak sayısı 5.000 ile 10.000 arasında, hatta bir tanesinin yatak sayısı 10.000'i geçmiş bir yapı haline gelmiş durumda. Bunun anlamı aslında baktığınızda bu şirketler gerek finansal gücüyle gerekse yatak sayısı anlamında hem Sağlık Bakanlığı'nın karşısına çıkarken hem de alt yüklenici veya alt yüklenici, ki bu kavramlar da bize artık şehir hastaneleriyle beraber girmeye başladı, karşısında çok ciddi bir sözleşmesel güçle çıkar durumdalar. Hastaneler hayata geçtikçe buradaki hizmet sağlayıcılar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Şimdi bakıyorsunuz bu 3 veya 4 firmanın aslında toplamda 10.000, 5.000, 5.000, 5.000 dediğimizde 20-30 bin yatak sayısına ulaştığını görüyorsunuz. Düne kadar inşaat şirketi olan ve hocamın dediği gibi AVM köprü yapan bu firmalar bugün karşımızda sağlıkta Türkiye'deki en büyük firmalar olarak çıkmış durumda. Bunun riskini tahmin ediyorum Sağlık Bakanlığı bizden çok daha iyi görüyor. Hani yavaş yavaş, yani dün alınan kararda bunun bir yansıması olarak görüyorum ben. Ama gerek yapılan binalar gerekse hizmetin sunumu aşamasında farklı noktalarda karşımıza çıkıyor bizim. Bir başka konu, yani buradaki bir sözleşmesel konularda detayına gireceğiz ama gerek Sağlık Bakanlığı'nın bu özel amaçlı şirkette gerekse kreditörlerle yaptığı üçlü anlaşmalar. Bu anlaşmalar çerçevesinde verilen taahhütler. Yönetsel zorluklara yine hocam bahsetti. Yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan büyüklükte 3.000, 4.000 yataklı. Benim duyduğum Çin'de var, Amerika'da bir iki tane var ama hani bu boyutta tek kalemde yapılan böyle bir hastane neredeyse dünyada yok. İngiltere'de yapılırken bile, ki hani batmış bir sistemden bahsediyoruz, bu sayılara ulaşılmadı. Ama Türkiye'de hani başlandı, ısrar ediliyor, bilmiyorum devamı nasıl olacak. Teknoloji, yine kısaca değineceğim ama ileride tekrar üzerinden geçeceğiz. Bazı iller için hani sağlığa ulaşmakta sıkıntı yaşanan, bilmiyorum, Yozgat, Elazığ gibi yerlerde hani burada bir teknolojik olarak içerideki cihazlardan daha kolay erişimden bahsedilebilir. Ama ben şeyi biliyorum, Ankara'da örneğin veya Adana gibi büyük şehirlerde kurulan hastanenin içerisindeki cihazların teknolojisi
yıkılan ya da kapatılan hastanelerdeki cihazların teknolojisinden daha ileri değil. Daha iyi cihazlar değil. Hani bu şunun için söylüyorum. Ankara Numune Hastanesi eski bir hastane. Altyapısı belki yeterli değildir. Ama orada kullanılan, radyolojide kullanılan veya yoğun bakımda kullanılan cihazlar hepsi oradaki doktorların, oradaki kullanıcıların talebi doğrultusunda alınmış ve amaçlarına hizmet eden cihazlar. Ama bu tarafa geldiğimizde bu cihazların teknolojisi anlatıldığı gibi gerçekten soğuk teknoloji ve bütün amacı yerine getirecek cihazlar mı? Hani bunları sorgulamamızda fayda var. Yurt dışı uygulamaları, finansal modele yine sözleşme döneminde bir bakacağız ama yurt dışı uygulamaları yine İngiltere'de gördüğümüz aslında hani batan bir sistemin Türkiye'ye uygulaması olarak hani getirilen, hatta sözleşmesi copy paste olarak aynen Türkiye'ye geçilen bir sistemi uygulamaya çalıştılar. Ama klinik anlamdaki farklılık yine şöyle, İngiltere gibi ülkelerde örneğin görüntüleme gibi hizmet sunumları devlet tarafından yapılıyor, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Biz bu alandaki hizmet alımı projelerini 2000'li yılların ortasından itibaren hayata geçirdiğimiz için aslında bir bakıma onlardan çok çok daha önce sağlıktaki bu özelleştirme adımını atmış durumdayız. Belki de bunun için biraz daha kolay olarak benimsedik bu şehir hastanelerini. Oradaki uygulamalarda cihaz kiralama gibi bir yapı varken biz bugün radyolojiye gittiğimizde aslında radyoloji bölümünü farklı bir şirket işletiyor. Bakanlıktan bağımsız. Ve arkasından da performansla ilgili bahsettiğimiz konular gündeme geliyor. Ne kadar çok MR çekersem, ne kadar çok tomografi çekersem o kadar çok ciro yapmak gibi bir hedefle yola çıkıyorsunuz. Çünkü başka türlü oraya yapılan yatırımı çıkarıp kısa sürede kar etme şansınız olmuyor. Aslına bakarsanız hani sözleşmesi olarak baktığımızda ortaya iyi bir sözleşme kurulmuş. Özel amaçlı şirketle Sağlık Bakanlığı arasında. Bütün mekanizmalar da yaratılmış. Bunun yanında orayı denetleyen bir müşavirlik hizmeti de yapılıyor. Bunun da bir ihalesi yapılıyor. Yani bir anda bir şehir hastanesi yapılırken o şehir hastanesini denetleyen ayrı bir müşavirlik hizmeti ihalesi de yapılıyor. Yani normalde beklenen şudur. Hastaneyi yaparken diğer tarafta Sağlık Bakanlığı adına ihaleye alan müşavir firmanın da orayı her yönüyle denetlemesi, kontrol etmesi ve onay vermesi gerekir. Kreditörlerin yaptığı denetlemeyi aslında İngiltere'den bir firma teknik advisor olarak yapıyor ve içerideki şirket onun denetlemeleri sonucuna göre ilerleme raporu sunuyor. Ama bu tarafa baktığımızda Sağlık Bakanlığı adına müşavirlik hizmeti veren firmaların bu denetlemesi inşaat altyapı adına çok bir şey söyleyemem ama medikal hizmetler ya da medikal cihazlar anlamında baktığımızda çok yetersiz. Hani bu denetlemeyi yapabilecek nitelikte arkadaşların çalışmadığı, bu denetlemeyi yapabilecek nitelikte veya denetlemenin sonuçlarını ortaya koyabilecek nitelikte raporların sunulmadığı bir mekanizma. Hatta insanın aklına hani bu ihaleleri alanların nasıl aldığı ya da hangi yetkinlikte bu ihaleleri aldığı sorusu bile gündeme geliyor. Biraz sözleşme konularına geçmek istiyorum. Şuradan daha iyi anlatacağım sanırım. Şimdi baktığımızda Sağlık Bakanlığı'yla SPV dediğimiz özel amaçlı şirketin kurduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Özel amaçlı şirket şehir hastanesini her bir şehir hastanesi için kuruluyor. 25 yılına işletmek amacıyla kurulmuş, kar amacı olmayan ve 25 yıl sonunda kendini lağv edecek bir şirket. Aslında buranın operasyonel işlere karışmayan, sadece 25 yıl boyunca hayatta kalacak bir şirketten bahsediyoruz. Onun için firmaların altında aslında bir de işletme şirketi var. Hastaneyi yapan EPC dediğimiz mühendislik hizmetlerini, binayı ve sabit yatırımları yapan yine SPV tarafından kurulan bir şirket var. Bunlar genelde bildiğimiz bu inşaat şirketleri burada yer alıyor. Ve her bir inşaat şirketi de burada bir işletme şirketi kuruyor. Aslında X inşaat şirketinin kurduğu bir SPV'den, 25 yıl sonra kapatılacak ve kar amacı gütmeyen bir SPV'den ve onun altında her bir proje için kurulan bir işletme şirketinden bahsediyoruz. Çünkü proje bunu öngörüyor. Ama günün sonunda geldiğimizde evet şurasının bir ödemesi var. 25 yıl boyunca bakanlık buraya bir ödeme yapıyor.
Ama burası bütün hizmetlere aslında aşağıdaki alt yüklenicilere veya alt alt yüklenicilere outsource ederken, ihale ederken kendi üzerinde de ciddi kar payları bırakmaya başladı. Yani bu sözleşme yapısında dışında bir olay Türkiye koşullarına özgü olarak ortaya çıktı. Yani buradaki işletme şirketinin amacı aslında bütün işleri aşağıya ihale edip kendisi bu operasyonu kontrol eden bir şirket olması gerekirken bu işten kar eden bir şirket haline geldi. Sözleşme yapısına yani bu arada bizi burada ilgilendiren hizmetlere de bir bakalım. Görüntüleme, laboratuvar, fizik tedavi, rehabilitasyon, healthcare IT, sağlığın IT'nin sağlık tarafı, sterilizasyon ve klinik mühendislik hizmetleri verildiği, diğer tıbbi ekipman destek hizmetleri, klinik hizmetleri olarak değerlendirebiliriz. Diğerleri genel hizmetler, hastane bakım onarımı, bahçe bakımı, güvenlik, yemek vesaire gibi ortak hizmetler olarak adlandırdığımız 19 tane hizmet var. Aslında inşaat yapan, içindeki sabit yatırımları koyan kısım burası. Hastane açıldıktan sonra işleten taraf buradaki 19 tane hizmet. İşletme şirketi bu 19 hizmetin her biri için ihale yapıyor ve onları her birini alt yükleniciye veriyor. Her bir ihale sonucunda da kendisiyle aynı yukarıda SPV ile Sağlık Bakanlığı'nın yaptığına benzer ilgili alan için bir sözleşme yapıyor. Yani burada aslında taraf SPV fatura keserken Sağlık Bakanlığı'na SPV kesiyor. İşletme şirketi SPV'ye bir fatura kesiyor. Aşağıdan da işletme şirketine fatura kesiliyor. Şura %3 ile 5 oranında bir sabit payı var. Ama buraya geldiğimizde burasını bilmiyoruz. Yani buranın gücü ne kadar yüksekse, burada ne kadar çok rekabet oluşturursa, arada aslında emlakçı gibi hiçbir iş yapmayan, sadece her bir servisin başında birer kişi tutarak süreci denetleyen, ki denetleyen aslında Sağlık Bakanlığı, bir yapı bu hizmeti artık sağlık hizmet sunucusu olarak şu an karşımıza çıkmış durumda sağlıkla ilgili kısımlarda. Sözleşme tarafına tekrar baktığımızda işin bir de kredi veren kuruluşlar, lenders ya da bankalar diyebiliriz tarafı var. Şimdi Sağlık Bakanlığı'yla kredi veren kuruluşlar ve SPV arasında üçlü bir anlaşma var. Yani bunu ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı ile SPV arasında yapılan anlaşma, sözleşme, yapılan hizmetin nasıl yürütüleceğine ilişkin olduğu için bu bilinen, aslında buradaki hizmet sağlayıcılar tarafından bilinen bir anlaşma. Ve bunların kendi aralarında da doğrudan anlaşmalar var. Yani aslına bakarsanız süreci denetleyen yine parayı veren taraf oluyor. Bankalar ve kredi kuruluşları. Bir de ödeme mekanizmasına tekrar bir baktığımızda aslında burada miktara bağlı olan hizmetlerimiz var. Şurası. Bunların bir kısmı klinik destek hizmetleri. Bunlar SUT diye bildiğimiz SUT'a bağlı hizmetler. Görüntüleme, laboratuvar, rehabilitasyon hizmetleri. Bunların bir kısmı yine miktara bağlı olup da volümle ilgili. Yani ne kadar çok çamaşır, ne kadar çok yemek ya da ne kadar çok atık üretirseniz ona bağlı olarak yapılan ödemeler. Bir kısmı da miktara bağlı olmayan götürü bedel dediğimiz işte bina bakımıyla, IT ile ya da resepsiyon taşıma hizmetleriyle ilgili ödeme mekanizması. Yukarıdan aşağıya düşündüğünüzde bunlar bu hizmetlere göre faturalarını yukarıya kesiyorlar. Onları bir üste kesiyorlar. Endekslemeye baktığınızda ise klinik hizmetlerde aslında görüntüleme, laboratuvar ve rehabilitasyon hizmetleri SUT'a bağlı olduğu için burada bir endeksleme yok. Yani sektörde olanlar bilir. İşte SUT rakamlarından 40 kırım artı işte o garanti dediğimiz rakamın üzerine ekstra bir kırımdan bahsedilir. SUT rakamı artarsa hani buradaki değerler artar, artmazsa aynı rakam devam ediyor. Enflasyon ve kur endekslemesi yapılan kısım, kullanım bedeli dediğimiz kısım. Burada hizmetler yok ama burada ne var? Bina bedeli ve sabit yatırımlar var. Yani inşaat şirketinin yaptığı bina karşılığı ve içine koyduğu sabit yatırımlar, bunun içinde tıbbi ekipmanlar da var, diğer bina ile ilgili ekipman ve mefruşat da dahil olmak üzere 25 yıl boyunca ödeyeceği bir rakam enflasyon ve kur endeksi olarak her yıl değişiyor. Enflasyon endekslemesi ise SUT dışındaki diğer ödemelerde enflasyona bağlı bir ödeme mekanizması çalışıyor.
buraya kadar. Sorusu olan varsa devam edebiliriz. Oranı derken? Yani üretilen gelir, rakama gelir ne kadar onu şu an bilmiyorum ama proje bazında değişiyor. Buradaki hocamın da belirttiği sıkıntılardan birisi, buradaki SUT'la ilgili rakamlar aslında piyasada geçerli olan işte SUT'tan 40 kırım gibi rakamlar olurken diğer alanlarda, bunun dışındaki alanlarda her bir projede farklı rakamlar söz konusu olabiliyor. Miktara bağlı olmayanlar için de aynı şey geçerli. Ama özellikle şu alan, hani inşaat şirketlerinin bugüne kadarki argümanı, bu alanlar zaten kendi kendine amorti edemez. Özellikle görüntüleme tarafında yapılan yatırımlar çok yüksek. Bu nedenle biz buradan daha yüksek rakamlarla bu işi yapmaya çalışıyoruz dedikleri argüman, bunu overall baktığımızda, bütün süreçlere baktığımızda bu alanların tamamından ciddi miktarda para kazanmaya başladıklarını görüyoruz ve bu argüman da aslında geçersiz olduğu ortaya çıkıyor. Ve asıl sorun tabii buralarda hizmet verenler, ben klinik tarafı diyorum ama diğerlerinde de farklı olduğunu zannetmiyorum. Laboratuvar, görüntüleme, rehabilitasyon, sterilizasyon çok ciddi bir koşullar içeren sözleşmeyi imza atarak alt yükle, yani işletme şirketinin altında ciddi bir yükümlülük altına giriyorlar. İşletme şirketi ise bu sözleşmeyi back to back yukarıyla yaptığı için hiçbir yükümlülük altına girmedin. Buradaki rakamı aşağıdaki ödemeyi yaptıktan sonra kalan rakam direkt kendisine kalıyor ve hiçbir sorumluluğu olmadan sağlık sektöründe bir yer edinmiş oluyor. Şimdi biraz özellikle buradaki arkadaşlar açısından, hani bir biyomedikal mühendis ya da bu süreçlerde yer alan arkadaşlar neler yapabilir ya da buradaki süreç nasıl işliyor, onlara hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Yani biyomedikal mühendisler veya sağlık sektöründeki profesyonel arkadaşlar burada yapacağı ya da bu süreçte yer alacağı görevler olarak baktığımızda, bu sürecin teknik danışmanlığı, proje yönetimi tarafında görev almak, İhaleye hazırlık, özellikle cihazlar ve hizmetler anlamında alt yüklenici seçimi değerlendirmesi, daha sonra montaj devreye alma kurulum süreçlerinde yer alma, sonrası veya yine bir sürecin içerisinde ihtiyaç analizinin oluşturulması, iş planlarının oluşturulması ve operasyon yönetimi, daha sonraki süreçlerde operasyonun yönetimi içerisinde çeşitli alanlarda görev almaları bekleniyor. Hani gerçekte bu süreç ne kadar işliyor? Ben yani bugüne kadarki şehir hastanelerinde yeni mezun birkaç tane biyomedikal mühendis arkadaş gördüm ama operasyon dönemine kadar çok fazla bu süreçlerde kimse yer almıyor maalesef. Hani o da sorgulanması gereken konulardan birisi. Aslına bakarsanız işletme şirketleri çok iyi bir sözleşme yönetimi ekibi tutuyorlar kendi içlerinde hukuki sorunlarını çözmek adına, ama diğer süreçleri sözleşmenin gereği neyse onun yerine getirecek asgari düzeyde yapmayı tercih ediyorlar. Biraz daha detaya girdiğimizde aslında bu süreçlerin, yani hastanenin kuruluş aşamasından planlaması, mimari planlama, elektrik mekanik planlaması, arkasından hayata geçirilmesi sürecinde neler yapılıyor ya da nasıl hayata geçiriliyor kısmına kısaca bakarsak, aslında hastanenin yatak sayısı, politik sayısı vesaire belli olduktan sonra bölüm bazında görüntüleme laboratuvarda ihtiyaç analizi çıkarılırken, bu hastaların ne kadarının poliklinikten, ne kadarının acilden geldiği, ona göre radyolojiye hangi oranda geldiklerinin bir çalışması yapılıyor. Bu çerçevede de işte radyolojiye geliyorsa gerekli cihaz sayısı veya laboratuvara gidiyorsa hangi testlerden ne kadar ihtiyaç duyulacağı, bu kapasite çalışması yapılıyor. Buna göre de içerideki donanım belirleniyor. Yani bu kurduğumuz hastaneye ne kadar MR koyacağız ya da laboratuvarda hangi cihazlarımız olacak süreçlerini biz bu analiz, tasarım ve ihaleye hazırlık evresinde görüyoruz. Daha sonra bunların bir ihale süreci gerçekleşiyor tabii ki. Cihaz alımsa oluşturulan şartnamelerle bütün bahsettiğim konular işletme şirketi içerisindeki süreçler, cihaz alımına geçiliyor veya aşağıda hizmet sağlayıcı
kimse onların seçimi, örneğin görüntüleme hizmet sağlayıcı ya da laboratuvar hizmet sağlayıcının seçimi aşamasına geçiliyor. Sonraki dönemde operasyona hazırlık, devreye alma ve arkasından kabul testlerinin yapılması süreci geliyor. Ondan sonra da operasyon dönemi başlıyor. Operasyon döneminde özellikle klinik mühendislikteki arkadaşların bekleyen süreç, tıbbi cihaz bakım onarım kısmını içeren diğer medikal hizmetler adı altında geçiyor. Aslında klinik mühendislik kısmı. Klinik mühendislik kısmında da bütün hastanedeki sabit yatırımlar dediğimiz cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonu ile ilgili süreçleri biz burada takip edebiliyoruz. Şimdi tekrar aslında bu sorulara döndüğümüzde, bu sözleşme çerçevesinde baktığımızda Sağlık Bakanlığı SPV ve kreditörlerle olan sözleşme tarafları aslında bir ödeme garantisi, her ne kadar reddedilse de hazine garantisi adı altında Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bir ödeme garantisi verildikten sonra bu projeler hayata geçmeye başladı. Bunun şöyle bir tarafı da var. Herhangi bir projenin ödemesiyle ilgili bir sıkıntı oluştuğunda bu bütün projeleri de etkiliyor. Yani buradaki üçlü imza aslında hem Sağlık Bakanlığı'nı hem kreditörleri hem de bütün SPV'leri aynı anda etkiliyor. Yani projelerin birinin başarısızlığa ulaşma şansı yok. Ya hep beraber batacak ya hep beraber çıkacak. Onun için hani projeleri sonlandırmayla ilgili de ciddi bir sıkıntı var burada. 5. yıl sonunda bu bahsettiğimiz 19 hizmetin 18'i bir market testi denilen ve Sağlık Bakanlığı'nın ve SPV'nin yeniden değerlendirmesine tabi. Bu ne anlama geliyor? 5. yıl sonunda tekrar bir ihale yapılıyor. Hizmet ihalesi yapılıyor. Görüntüleme laboratuvar gibi ya da işte atık yönetimi, güvenlik gibi bu hizmetleri bakanlıkla beraber SPV yeniden ihale ederek güncel fiyatları belirliyor. Şimdi var olan durumlarda aslında dünkü haberin arkasından hani bir yorumlanması gereken konu da şu, Sağlık Bakanlığı mevcut durumun buradaki fiyatlandırmadaki farklılıkların, uygulamadaki farklılıkların da farklılıkları da göz önüne alarak muhtemelen bu 5. yıl sonrası yapılacak market testinde biraz daha ağırlığını artırarak benzer şekilde bütün şehir hastanelerinde fiyat olarak da olsa, uygulama olarak da olsa benzer yapıları kurmaya çalışacak diye düşünüyoruz. Biyomedikal mühendislerinden bahsettik. Çok fazla yer almıyorlar. Müşavir firmalarda da işletme şirketlerinde de birer ikişer arkadaş var ama bunlar dediğimiz gibi yeni mezun ve hani konuda çok yetkin olmayan arkadaşlar. Ama hani zamanla hani bu sözleşmeler ya da bu uygulamalar hayata geçtiği süreçte daha fazla arkadaş bu sürece giriyor. Özellikle bakım onarımla ilgili kısımda klinik mühendislik tarafında daha çok biyomedikal mühendisi ve teknisyen arkadaşları görüyoruz. Geçmişten farklı olarak aslında burada klinik mühendislik hizmeti ciddi bir hizmet kalemi olduğu için her hastanede zorunlu olarak bir klinik mühendislik ekibi kuruluyor. Hani bunun sayısı hastanelerde 10-15 ile 30 arasında değişiyor şu ana kadarki hastanelerde. Aslında bu da ciddi bir oran. Hani arkadaşların iş alanı olarak da baktığımızda. Hani bu yeni bir, yani aslında sevindirici bir gelişme ama hani yeni yapılan bir şey değil Türkiye açısından da baktığımızda. Yıllar önce yüksek ihtisasta kurulan TABOM veya hocamızın GATA'da kurduğu tıbbi cihaz bakım onarım merkezi gibi örnekler, iyi örnekler zaten bizde vardı. Ama hani neyse ki şehir hastaneleriyle bunları tekrar yaşatma şansına sahip olacağız gibi görüyoruz diyelim. Ben son olarak hani bu şehir hastanelerine ne gerek vardı sorusunu aslında tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Hatırlayanlar vardır belki 2008'lerde başlayan, 2011'lerde sözleşme aşamasına gelen bu yapıların bir argümanında işte depreme dayanıklı, altyapıların sağlam olduğu hastaneleri Sağlık Bakanlığı'nın kendisinin yapamaması. İşte veya işte dışarıya yaptırması, işte finansman sağlamasıydı. Ama bugün baktığımızda zaten bunları aslında hayata geçirdiğini görüyoruz. Ben internetten İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu yeni yapılan Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi ve
Kartal Lütfi Kırdar hastanelerinin videolarını buldum. Bildiğim şehir hastaneleriyle karşılaştırıyorum aslına bakarsanız. Ben Mersin, Bilkent, Adana süreçlerinin belirli kısımlarının içinde bulundum. Gerek hani işlevselliği olarak gerekse hani altyapı kalitesi olarak çok da farklı olmadığını, hatta birçok açıdan çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Bittikten sonra da bakmak lazım ama zaten dün bakanlığın açıklamasında biraz artık bundan sonra bu yönde ilerleyeceği yönde gözüküyor. Ya şimdiye kadar baktığınız aslında şehir hastaneleri videolarına benzer bir video. Ama bunlar tamamen sanırım İstanbul Valiliği'nin Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın yaptığı hastaneler ya da yaptığıydı. Ve bu hastaneleri şehrin bulunduğu yerde hayata geçiriyorlar. Oradan alıp orayı yıkıp şehir dışında bir yerlerde yapmıyorlar. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi biliyorsunuz hemen yanına yapıldı yine. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ok Meydanı Hastanesi yine hemen aynı yerde hayata geçirildi. Yani istenirse bu tür projeler hayata geçiyor. Mutlaka eksikleri vardır. Ama genel olarak tüm hem finansal analizi yapıldığında işlevselliği, hani toplumsal yanı, insanların topluca bir yerden bir yere taşınması veya çalışanların farklı farklı yerlere gitmesi göz önüne alındığında bu tür yaklaşımların hani şehir hastanelerinin ne kadar gereksiz bir bakış açısına sahip olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Anlamda soruyorsunuz ama. Cihazlar kurulum aşamasında mı? Çalışan bu işle görevli arkadaş, yani o yetkinlikle ilgili bir konu. Yani şu an tabii şehir hastanesinde alınan cihazların hepsi yeni ve klinik mühendislik açısından baktığımızda bakımların, kalibrasyonların takip edildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ama hani 5 yıl sonra bu ne aşamada olacak onunla ilgili şimdiden bir şey söylemek zor. Ama hani her şeyde çok böyle karanlık bir tablo çizmeye gerek yok arkadaşlar. Yani bu süreç en azından klinik mühendislikte çalışanlar için de eğitici ve hani yetiştirici bir aşama olarak görüyorum ben. Teşekkür ederiz. Galiba bitti. Evet, aslında biyomedikal mühendisliği tıpta çok önemli bir yere gelmek durumunda. Bütün hastaneler biyomedikal merkezlerini kuruyorlar. Bu konuda İstanbul Tıp Fakültesi oldukça erken davranan fakültelerden biriydi. Hakikaten böyle cihazınıza bir şey olduğu zaman, eko çekerken aniden duran bir cihazınız olduğu zaman böyle bir telefonla böyle bir şey oldu, gelip bir bakar mısınız dediğiniz ve size yanıt verecek insanların olması çok çok önemli. Onun için bence mühendislik alanlarında biyomedikal mühendisliği geleceğin mühendislikleri arasında en parlak olanlar gibi geliyor bana. Tabii. Ederim. Bu arada unuttum. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Her alanda
biyomedikal mühendisleri kullanılmıyor ve hani dışarıdan danışmanlık alma gereği duyuyorlar dediniz. Neden bu şekilde ilerliyor bu süreç ve hani eğer yeterli görünmüyorsak, mesela yeni bir biyomedikal mühendisi bir şehir hastanesine veya araştırma hastanesine yeterli görünmüyorsa, neden bunu yetiştirilmeye yönelik programlar veya okul eğitimine dahil entegre edilecek şekilde programlar oluşturulmuyor? Yeterli görülmediği aslında yeterli görülmediği için alınıyor demek çok doğru olmaz. Hani yeterli olmayacağı alanlar vardır yeni mezun arkadaşların, ama zamanla mutlaka ki oradaki gerekli tecrübeyi, yetkinliği sağlayacaktır. Ama bahsettiğimiz işletme şirketi buna ihtiyaç duymuyor. Hani baktığınızda bir inşaat şirketinden bahsediyoruz. Hastane kuracak, elinde projesi var ve projeyi büyük bir kısmını İngiliz danışmanlardan, İngiliz hukukçulardan, İngiliz sözleşme yöneticilerinden almış. Çünkü karşısındaki firma hastane olarak bakmıyor, sağlık olarak bakmıyor, ona bir kontrat olarak bakıyor. Yani bir köprü yaparken ya da alışveriş merkezi yaparken yükümlülüğü nedir? Örnek veriyorum, o köprünün yıkılmaması ya da işte alışveriş merkezinin yangın konusunda sıkıntılarının olmaması gibi. Hastaneye baktığında da inşaat olarak altyapıyı ben yapayım, denetlemesini buna göre yapsınlar. Sağlık için baktığında buraya hangi cihazlar alınacak, elinde bir liste var. O cihazların en ucuzunu en uygun yöntemle ben nasıl alırsam alayım diyor ve bir size ihtiyacı yok. Hani öyle görüyor bu. Evet. Dediğiniz doğru. Sağlık açısından da baktığınızda, sağlık sektörü açısından da baktığınızda, ben içeride işletilen bir radyoloji bölümünün veya laboratuvarın veya sterilizasyonda çıkabilecek bir enfeksiyon sorununu nasıl yöneteceğimi bilmem gerekiyor. Ama işletme şirketi sterilizasyon hizmetini taşere ettiği için ve sterilizasyon hizmetiyle SPV arasındaki ya da bakanlık arasındaki bağı back to back sözleşmeyle tamamen yukarıya ve aşağıya attığı için hiçbir sorumluluk hissetmiyor. Yani bütün sıkıntı da buradan çıkıyor. Çok iyi teknikerler var. Evet. Güzel onarımlar yapıyorlar. Ama ne hazinde ki çok iyi bir hastaneler zihnimizde de sağlık meslek lisesinden mezunları tarihi olarak da çalışıyorlar. Sizlere benim kapatmışım. Evet. Sizin konu ettiğiniz mezuniyet sonrası eğitim demek istiyorsunuz değil mi? Yani mezun olduktan sonra değil. Meslek lisesi. Yok, ben mühendis arkadaşın yani daha sonra niye eğitime devam edilmiyor şeyinden onu anlıyorum. Yani çalıştığınız süre içinde de sürekli kendinizi geliştirmeniz için kurslar yapılmalı, mezuniyet sonrası eğitim yapılmalı demek istiyorsunuz. Evet. Bu hekimlikte çok yapılan bir şeydir mesela. Bütün asistanlar mezuniyet sonrası eğitim her haftalık programlara alınırlar her konuda. Bu çok gerekli bir şey tabii. Çünkü o kadar hızlı değişiyor ki teknoloji. Mezun olurken öğrendiklerinizle yetinmek durumunuz mümkün değil. Teşekkür ederim. Bu kadar büyük bütçeli, bu kadar devasa harcamalar yapılıyor. Mesela bunun tıbbi cihaz kısmı en önemli kısımlardan biri. Evet. Bunun eğitimiyle alakalı da bir birimler kurulsa, bir yerler oluşturulsa, evet. Hani yeni gelen biyomedikal mühendisleri, yeni mezunlar veya eğitimine devam eden bizler gibi olan eğitimine devam eden öğrenciler de bunlardan fayda sağlayarak ilerleyen zamanlarda daha büyük işler, evet, başarabilir. Stajlar yapabilirsiniz öğrenciyken bile. Evet, galiba bir söz isteyen var. Şimdi böyle bir eğitimin alınması demek, yani hastanelerde bulunan çok büyük derecede hack cihazlar var. Yani bu hack cihazları getirip üniversitelerde en azından çalışma prensipleri, cihazların çalışma prensipleri öğrencileri, yani cihaz boşu boşuna orada yani köşede duracağına, en azından öğrencilere bir çalışma prensibi olarak bir anlatılırsa bence çok faydalı olur. Evet, pratik, daha fazla yani, pratik. Çünkü yani şu an için kimsenin yani biyomedikalden mezun olup da direkt sektörde veya hastanelerde, yani ben hastanede de çalıştım sonuçta. Biz gidiyoruz, cihazların sadece teşhis ediyoruz. Yani arızalarını tespit ediyoruz ve firmaları arayıp, yani firmalardan destek istiyoruz. Yani en azından bir eğitim olursa böyle bir
yani tonlarca paranın en azından. Belki firmalar da kendi o şeylerini vermek istemiyorlar. Firma. Belki de orada bir menfaat çatışması oluyor. Firma eğitmiyor normal biyomedikal mühendislerini ki kendi o işin karşılığı alacağı paradan olmasın yani diyor. Şu an için firmalar da artık bu süreçten yorulmuşlar. Sonuçta evet. Her dakika evet. Başka yerlere gidip de teknik açıdan destek vermeye çalışıyorlar ama yani biyomedikalcilere uzaktan cihazları onarım destekleri veriyorlar yani artık onlar da durmadan gelip başka şehirlerde cihazları onarmak istemiyorlar evet. Yani. Bu konuda herhalde biyomedikal mühendisliği olan fakültelerin hocalarına ve meslek odalarına önemli görevler düşüyor gibi görünüyor. Evet vaktimiz daralıyor onun için son konuşmacımız bir tek o zaman bir şey yapayım buyurun. Peki buyurun o zaman son konuşmacımızı davet ediyorum. Evet Barış Çoruh EMO'dan Biyomedikal Meslek Dalı Ana Komisyon üyesi. O da bize yine meslek odasının şehir hastaneleri hakkındaki görüşünü sunacak. Merhabalar. İsmim Barış. İsmim Barış Çoruh. Size bu şehir bu size meslek odasının şehir hastaneleri hakkındaki görüşü hakkında bir sunum yapacağım. İlk önce kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Başkent Üniversitesi'nden biyomedikal mühendisliğinden lisansımı bitirdim. Ondan sonra satış, pazarlama ve kalibrasyon alanında çalıştıktan sonra bilimsel endüstriyel Ar-Ge projeleri danışmanlık eğitim veren bir firma kurduk. Bundan sonra aynı zamanda 2007 yılından da itibaren bu şehir hastanelerine müşavirlik veren bir firmada görev aldım. Aynı zamanda elektrik mühendisleri odasında yönetiminde bulundum. Şu anda da aynı zamanda biyomedikal mühendisi meslek dalı ana komisyon üyesi olarak görev yapıyorum. Ve elektrik elektronik bilgisayar biyomedikal mühendisleri iş alanları kitabının biyomedikal mühendisleri ile ilgili kısmının editörlerinden birisiyim. Aynı zamanda yeni son çıkan biyomedikal ve mühendisliği ve uygulamaları kitabında sağlık kuruluşlarında biyomedikal kalibrasyon uygulamaları başlıklı bölümünde hazırım. Şehir hastaneleriyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Benden önceki konuşmacılar bayağı bir bu konuda bilgilendirme yaptı. Ondan dolayı kısa olarak geçeceğim. Buradaki gördüğünüz görsel Bilkent'in şehir hastanesinin görseli. Ortada bulunan şey büyük binalar ana hastane ve yanlarda da 6 tane kule var. Bu görselde 5 tanesini yapıyorsunuz ve bu her ve buradaki buradaki kulelerin her abirinin ayrı bir baş hekimi var. Şu an Bakanlığının Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün
sayfasında verilen bilgiye göre şehir hastanesinin sadece 20 tanesinin sözleşmesi imzalandı. Toplamda da en sonki rakam 40'ın üzerine çıkacağı. Şu an 10 tanesi açıldı ve 10 tanesi de devam ediyor. Bu şehir hastanelerinin yatak kapasitesi 480 ile 3704 arası. 480 açılan ilk şehir hastanesi Yozgat'ın. 3704'te İstanbul'da yapılan İstanbul 2, İstanbul'da devam eden İstanbul 2, İstanbul 2 atellinin yatak sayısı. Şehir hastanelerinden de şöyle bir şehir hastanelerindeki tüm daha önce de bahsedilen tüm hizmetler sağlık buradaki sağlık hizmeti dışındaki tüm şeyler alt alt yükleneceği verilmiştir. Buradaki ifade alt alt yükleneceği ifadesi şudur. Sağlık başta Sağlık Bakanlığı. Onun da altında özel ağ şirket. Bu Sağlık Bakanlığı'nın alt yüklenicisidir. Buradaki de 19 tane hizmetin de verilmesi alt yüklenici şeklindedir. Buradaki şehir hastanelerinde buradaki hizmetlerin nasıl verilmesi gerektiği hastane yönetim planında verilir ve aynı zamanda bu 19 tane tıbbi destek ve destek hizmetinin de kalite planları da mevcuttur. Şehir hastanelerinde tabii şeyler de konuşuldu. Çok geniş alanlar var ve buradaki hastaya verilen hizmetin verici alanlar da aşırı geniş. Tabii bunda da mesela Ankara'da Ankara'nın ve Türkiye'nin en Ankara'nın ve Türkiye'nin en büyük kalp ağ hastanesi Yüksek İhtisas Hastanesi kapandı, Bilkent'e taşındı. Aynı zamanda Türkiye'nin doğumdaki büyük hastanelerinden Zekai Tahir Burak Hastanesi de kapandı ve gene Bilkent'e taşındı ve burada hizmet veriyor. Tabii bir biyomedikal mühendisliği açısından da bakıldığında buradaki en sıkıntılı şey tıbbi ekipmanların durumu. Çünkü tıbbi ekipmanlarda genelde oradaki ilin sağlık müdürlüğü tarafından verilen listedeki tıbbi ekipmanlar ve daha sonra hastanenin ve oradaki il sağlık müdürlüğünün belirlediği oradaki tıbbi ekipmanlara şey yapılan listedeki tıbbi ekipmanlar oluşturuluyor. Ancak buradaki şeye rağmen şehir hastanesinde gittiğinizde kapanan hastanenizden yani kendi taşındığınız hastaneden de tıbbi ekipmanları götürmek zorundasınız. Çünkü bunda da çok ek şeyler var. Mesela yaşadığım bir şey, bir tane taşınan şehir hastanesinde
radyasyondan korumayla ilgili tıbbi ekipmanlar yoktu. Tekrar şeyden kapanan, taşınan hastanelerden onu getirmek zorunda kaldılar. Veya gene alınan tıbbi ekipmanların teknik olarak daha kendi kullandıklarından çok yetersiz durumunda olduklarından dolayı eski tıbbi ekipmanı getirip yeni alınan tıbbi ekipmanı hiç kullanmadan depoya kaldırıldı. Çok durumlar mevcut. Alt yüklenicilerden bahsetmiştik. Burada tıbbi destek ve destek hizmetlerinden var. Biraz bunları açmak istedim. Görüntüleme, laboratuvar, fizik tedavi, rehabilitasyon, sterilizasyon ve dezenfeksiyon ve diğer tıbbi ekipman hizmetleri. Mesela bu görüntüleme tıbbi destek hizmetlerinde de yaşananlardan birisi. Oradaki listede alınan ultrasondaki görüntü kalitesinin iyi olduğu ama görüntüleme hizmetleri verilen şirketin aldığı tıbbi görüntüleme hizmetleri veren şirketin aldığı ultrasonun yeteri kadar kaliteli görüntü çekemedi. Bundan dolayı da sıkıntıların yaşandığı durumlar var. Gene destek hizmetlerine bakarsak hasta yönlendirme, refakat, resepsiyon. Burada da şehir hastanelerindeki en sıkıntılı işlemlerden birisi. Buradaki personelin yeteri kadar bilgisi olmadan buraya verdiği bundan dolayı da hastanede veya taşımada laboratuvardır, laboratuvar sonuçlarıdır ve diğer tıbbi ekipmanların taşınmasında sıkıntıların yaşandığı var. Hastane bilgi yönetim sistemi bu hastanenin şu anki yapılan hastanelerin alt ağ yapısındaki çok önemli bir şey. Ancak burada da gene yetersiz planlardan dolayı gene yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. Hastane bilgi yönetim sistemini veren güç sistemi doğru düzgün planlanmadığı için hastane yönetimine bilgi verilmeden değiştirme sürecine şirket geçmiş. Bundan dolayı da tekrar yapıldığı şey yapılıyor ve buradaki değişiminde pazar ağ günü yapıldığı haberi geldi. Ancak pazar gününden sonra yapılan jeneratörde bir sıkıntı olmuş ve sistem çökmüş. Pazartesi günü hastanenin tüm çökmüştü ve herhangi bir hastane o gün öğleden sonraya kadar hizmet veremedi. Böyle sıkıntılarımız var. Yemek, çamaşırhane, temizlik, güvenlik, otopark, mefruşat, ortak hizmetler, ilaçlama, bina ve arazi, olağanüstü bakım ve onarım ve atık hizmetleri de bu taşeronlaştırılan hizmetler. Gene buradaki tüm tıbbi destek ve destek
hizmetleri ayrı şirketlere şey yapıldığı için hastanedeki tüm ticari alanların şeyleri, elektrik ve su sayaçları ayrı hastanede. Yani hastane içinde ayrı bir site gibi bir düşünün. Hastanenin sayacı ayrı, şeyi ayrı ve buradaki sayaçların ölçümü için ayrı bir hizmet şeyi var. Şehir hastanesindeki biyomedikal mühendisleri uygulamalarına göz atarsak, tıbbi ekipman listelerinin oluşturulması, ki burada da demin bahsettiğim sıkıntılar mevcut. Tıbbi ekipman teknik şartnameleri ve bunların değiştirilmesi, onayı, ki tıbbi ekipman teknik şartnamelerinde de çok bazen verilen listede tıbbi ekipmanın teknik şartnamesi yok, tekrar yazılmak zorunda kalınıyor ve burada da üçlü mekanizma, yani idare, müteahhit firma ve müşavir firmanın üçlü şeyi gerekiyor. Ancak çoğu zaman da müteahhit firma idareyle konuşarak ben bunu almak istiyorum, bunu şey yapmak istiyorum diye şey yaparak müşavir firmayı bile bypass edilen durumlar mevcut. Aynı zamanda bu yapılan tüm şeyler müteahhit firma tarafından müşavir firmaya bir ekipmanın malzeme onayları verilir ve müşavir firma kendi görüşünü yazarak idareye gönderir. Ancak gene birçok teknolojik olarak eski şeyler geldiğinde müşavir firmanın reddine rağmen bu ekipmanların alındığı da mevcut hastanelerde. Gene mefruşat listeleri. Bu mefruşat aslında gene tıbbi ekipmanın içindeki mefruşatlar. Mesela hasta yatakları, şeyler de burada. Bunların mefruşat teknik şartlar ve hastane içindeki perdelerinden tutun, hastane mobilyaları, televizyonlar, hepsi bu mefruşat listelerindedir. Bunların teknik şartnameleri ve malzeme onayları da gene aynı şekilde biyomedikal mühendislerinden şey yapılması istenir. Bu daha önce bahsettiğim 19 tane hizmetin nasıl yapılacağından ve buradaki hizmetleri kimin vereceğinin müteahhit firma tarafından müşavir firmaya bildirilir. Onun şeyiyle, onayıyla idareye gönderilir ve bunların da yöntem beyanları oradaki sözleşmeye göre yapılmak zorundadır. Ama gene müteahhit firmanın imzasına rağmen kabulden sonra hala faaliyete geçmeyen hizmetler de oluyor. Bundan da dolayı hastanelerde de sıkıntılar yaşanıyor. Hastanelerde bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi hastanede diğer tıbbi ekipman, bakım, onarım diye bölüm var. Ancak buradaki şey sadece bu tıbbi ekipman listelerinde alınan malzemelerin bakım, onarımını yapıyor. Yani sizin eski hastaneden getirdiğiniz bir cihazınız varsa, bir şeyiniz varsa, bu buradaki tıbbi ekipmanların bakım onarımını oradaki diğer tıbbi ekipmandaki firma yapmıyor. Sen nasıl yaparsan yap diyor. Aynı zamanda bunların kalibrasyonları, şeyleri de aynı şekilde, ki orada da gene bu bakım onarım hizmetlerinde de hastanelerde iki başlı yönetim mevcut. Bir diğer bakım onarım şeyi var. Bir de hastanenin kendi getirdiği oradaki klinik mühendislik hizmet şeyi var. Yani ve bundan dolayı da
sıkıntılar mevcut. Aynı zamanda şöyle bir şey de mevcut. Buradaki hem alınan, tıbbi ekipman listelerinde alınan malzemelerin sarf ekipmanlarının kimin tarafından alınması gerektiğinde de bir sıkıntı mevcut. Yani onda da Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün birçok bu konuda yazısına rağmen başhekimlik benim en son başıma gelen şey bu dördüncü yazı daha pazartesi geldi. Dört defadır biz bu şeyimizi, sarf malzememizi alacağız. Bunun sizin görüşünüz nedir diye başhekimlik soruyorum. Yani ciddi sıkıntılar mevcut biyomedik mühendislik anlamında. Peki bunun çözümü var mıdır? Aslında biyomedik mühendisliği meslek dalı komisyonu olarak bizim görüşümüz hastanelerin biyomedik mühendislerinin yaşam alanı olan hastaneler için serbest müşavir mühendislik hizmetlerinin oluşturulması lazım. Bunda da bir hastane açılacaksa bunun fizibilitesinden tutun tüm süreçlerinde biyomedikal mühendisliğin görev alması lazım. Nasıldır? Hastane projelendirilmesi ve hastanenin uygulama süreçleri, yani hastanenin inşaatı sırasındaki mimari alana bakarsak projelendirme ve klinik alan tasarımı. Bu çok önemli bir şey. Hangi A bölümün nerede olması gerektiği ve buradaki verilen tıbbi destek hizmetlerine yakınlığı. Zaten bu şehir hastanelerinden de görüyoruz. Polikliniklerle yatak servislerinin birbirine uzaklığından dolayı hekimlerin sıkıntısı veya şehir hastanelerinden de gene gördüğümüz bu klinik alan tasarımının büyüklüğü ve şeyi. Gene şehir hastanelerinde bir sıkıntılardan birisi, bir şehir hastanesinde ameliyathaneden bir kapı dışarı açılıyordu. Herhangi bir ameliyathanede tam asteril olması gereken bir koridordan bir kapı direkt dışarı açılan bir şey vardı. Mimaride yapılan bir hata. İnşaatta da radyasyon koruma uygulamalarında da gene biyomedik mühendislerinin görev alması lazım. Özellikle bu gene yapılan sıkıntılardan birisi. Bu hem şehir hastanesinde hem diğer hastanelerde karşılaşılan durum. Röntgen odasının kapısının altında bir karışa yakın açıklık var ve TAEK buna lisans vermiş durumda. Çünkü TAEK'inde bu lisanstaki çek listine bakarsanız bu çek liste şunlar gereklidir diyor. Altında da şu ifade var. Eğer diyor oradaki kontrol eden uzman buradaki şeylere göre buradaki çek liste rağmen eğer uygunluk kabul ediyorsa uygundur. Gene elektrik, ki bu en sıkıntılardan birisi, tıbbi elektrik alanlarında tıbbi topraklama. Özellikle bu ameliyathane ve yoğun bakım gibi grup iki odalarda düzgün bir tıbbi topraklamanın olması lazım. Gene MR odalarında yapılan Faraday kafesi ve eğer oradan geçecekse tıbbi gaz sistemlerinde birlikte
şey yapılması lazım. Oradaki tıbbi gaz sistemlerinin plastik boruyla şey yapılması lazım. Gene tıbbi aydınlatmada da biyomedikal mühendislerin burada elektrik mühendisleriyle beraber görev yapması lazım. Ameliyathane ve hemşire çağrı sistemleri de sıkıntılı hastanelerdeki sıkıntılı uygulamalardan birisi. Mekanikte tıbbi gaz sistemleri demin de bahsettiğim gibi, yazılımda HBYS, laboratuvar yönetim sistemi ve görüntü sistemleri, PECS'lerde de sadece bu alanda çalışan mühendisler değil, biyomedikal mühendislerin de bu alanda görev yapması ve uygulaması lazım. Bir unutulan şey de peyzaj, yani hastanın hastane içinde yönlendirilmesi. Burada da biyomedikal mühendislerin de görev yapması lazım. Tabii burada hastaneyi projelendirdik, uyguladık. Buradaki hastane içine girecek tıbbi cihazların Ar-Ge ve üretiminde de biyomedikal mühendisleri görev yapıyor. Tabii Ar-Ge ve tasarım süreçlerinden üretime ve gene burada unutulan oradaki ürettiğiniz veya ithal ettiğiniz cihazın SUT uygunluktaki dokümantasyon fiyatlandırma. Ve bunu buradaki şeyin üçüncü saç ayağında hastane hizmet süreçleri. Satış pazarlama ve klinik uygulama. Da burada hastane hizmet süreçlerinin bu üç başlığında satış pazarlama uygulama, test ölçüm metroloji ve kalite teknik serviste Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun bu konudaki yönetmelikleri de mevcut. Ancak bu yönetmeliklerde sadece bu alanının asıl sahibi olan biyomedikal mühendisliğin dışında ve veya diyerek birçok başka mühendisler de bu alana şey yapılmış durumda. Bu ancak şu an 30'un üzerindeki üniversiteden mezun olan biyomedikal mühendislerin asıl şey yaptığı bu alanlarda, özellikle satış pazarlama ve uygulama ülkemizde daha fazla şey, yurt dışından ithal ürünler pazarda yoğun olduğundan dolayı burada özellikle biyomedikal mühendisler için ayrı bir şey getirilmesi lazım. Burada gene unutulan hastane yönetimi. Hastane yönetiminde başhekiminin teknik yardımcısının biyomedikal mühendisi olmak olursa hastaneye alınan tıbbi cihazların temin süreçleri veya hangi şeyin yapılacağı, buradaki HEC uygulamaları ve düzgün bakım, yani düzgün planlanmış bakım onarımının yapılması sayesinde tıbbi cihazların yaşam döngüsünün de daha uzun olacağı olur. Teşekkürler. Toparlayabiliriz değil mi? Tamam. Bitti mi zaten? Tamam. Çok teşekkür tam söylerken. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Barış Bey'e soru ya da katkıda bulunmak ister. Siz de bir soru soracaktınız. Buyurun. Mikrofonu lütfen. Merhabalar. Ben Serap Lokman. Türkiye'nin ilk biyomedikal mühendisi bayanlarındanım. Ben de ne güzel. İlk mezunlardanım. Bir iki tespitlerim var. Yani Adana'dan geliyorum. Adana EMO üyesiyim. Güzel. Mesela oradaki doktorlarla konuştuğumuzda
uzun süredir tatile çıkmadıklarını, izin almadıklarını söylüyorlar. Çünkü gülerek niye çıkalım ki diyor. Çünkü çok güzel para kazanıyoruz diyor performansta. Yani hani ne kadar çok çalışırsak, ne kadar çok kalırsak, bunu hani acıyla gülerek söylüyorlar aslında. Yani bizi tamamen böyle at gibi performansa dayalı bir sistem getirdiklerinden dolayı kimse çıkmak istemiyor diyor. Bu da neye yansıyor? Psikolojilerinin tabii olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Bir iki kere hiç istememe rağmen gitmem gerekti. Çok agresiflerdi, yani çok öfkelilerdi. Bir an önce sakince insanlar işlerini, hastalar yapıp kaçmak derdinde. Bu yönü ayrı bir boyut. Doktorların bu şekilde çalışmaya çünkü performans sistemi var. Çünkü ya küçük bir maaş alıp bir şey, üzerini tamamen baktıkları hastayla kazanmak durumundalar. Zaten Sağlık Bakanlığı kendi devlet hastanelerinde her 5 dakikada bir randevu veriyor. Bakırköy Akıl Hastanesi'nde 8 dakikada bir randevu veriyorlar. 8 sene bir insanla yaşıyorsunuz da kafasından zor olduğunu anlamıyorsunuz. 8 dakikada psikiyatride tanı koyuyorsunuz. Böyle korkunç bir sistem. Onun için yani burada hekimler eğer tatile çıkarsa o ay performans alamıyor. Aynen öyle, Adana'da aynen şimdi kazanıyor olabilir ama geçmişte çok az kazandıkları için bayağı bir protesto yapıp sonra düzelttiler durumlarını. Ama bunlar hepsi geçici, hepsi hikaye. Bir süre sonra yine çok az alacaklar. Hiç kuşkunuz olmasın. Firma bir şekilde onu sonunda döndürecek ve bakanlık da döndürecek ve alamayacaklar. Şimdi geçici bir şey yaşıyorlar bana kalırsa. İyi kazandıklarını düşünüyorlar ama bir süre sonra onu da kazanamayacaklar. İşte kendi bütün hastanelerde aynı şey oluyor. Bence tabii hastaların psikolojisi. O kadar çalışmanın sonunda tabii ki müthiş bir tükenmişlik sendromu ortaya çıkıyor. Evet. Hastalara da iyi davranamıyorlar ne yazık ki. Bunun haricinde biyomedikal mühendislerinin, özellikle İstanbul ve Ankara'nın dışındaki biyomedikal mühendislerin en önemli çalışma alanlarından biri yerel medikal firmalar. Bu merkezi sistem satın almalar ve merkezi alımlar oradaki istihdamı çok ciddi anlamda yok etti. Yani ben kendi bölgem için söyleyecek olsam son 10 yılda yani medikal firmaların %80'i kapandı diyebilirim. Evet. Ve buralarda hepsi mühendis olmasa bile tekniker çocuklar çalışıyordu. İşte elektrik teknikeri, ne bileyim biyomedikal teknikeri gibi çocuklar çoğu işsiz. Ve hiçbir şekilde hastaneye satın almaya falan uğradığımızda kale bile alınmıyor. Benim kendi medikal firmam da var. Pasif bir halde şu an başka işlerle uğraşıyorum. Çünkü yani Ankara'da, İstanbul'da ithalatçı veya üretici bir firmada çalışmıyorsanız Anadolu'da pek bir şansınız yok. Evet. Bu meslek dalıyla ilgili konuşacak olursam, eczaneler odasında çok yakın bir arkadaşım var. Çok büyük mücadeleler veriyorlar. Sebebini tam bilmiyorum ama hastane içerisinde eczaneler yasak. Değil mi? Evet. Şu an inanılmaz bir rant var. Özellikle Adana Şehir Hastanesi'nde korkunç rakamlara o eczaneler kiraya veriliyor. Kapanan hastaneler var ve bu hastanelerin etrafındaki eczaneler de kapanıyor. Bu sefer müthiş bir ekonomik problem, istihdam problemi oluyor. Bir yerde dev komplekslere de hizmet veren eczaneler veya onların tam karşısında yeni açılmış eczaneler, bir anda kapanan yılların hastanelerinin etrafındaki eczacılar. Kitlesel sorunlara yol açıyor. Çok yani şehir hastanesi deyip sadece bir hastane gibi görmemek lazım. Etrafıyla beraber eczanesiyle, medikal firmalarıyla çok büyük bir hareket. O eczanelerde çalışan çocuklar, kadınlar, çok, gençler. Evet. Mesela şimdi çapa taşınmasın, çapa yerinde yenilensin diye çok çabaları, ben de dahil bu işin içindeyim. Bir de esnaflar da bu işin. Onlar da kendileri bir şey kurdular. Çapada kalsın diye esnaflar da çok büyük çaba gösteriyorlar. Çünkü hakikaten çapa oradan giderse orada bütün esnaf, lokantası, eczanesi, her şey çok zarara uğrayacak. Evet. Onun haricinde hastanelerin devasa boyutları gerçekten çok büyük sıkıntı. Yani ben bayağı geç gittim. İlk açıldığı dönemler gitmedim. Herkesin tek söylediği
kesinlikle bir yeri bulamıyoruz. Evet. Doktoru bulamıyoruz. Kesinlikle kaybolup gidiyoruz. Ben gülüyordum. Okuma yazmanız yok mu? Orada içeriye girdiğinizde hiç mi okumuyorsunuz diye gitmeden böyle hava atıyordum. Gidince gördünüz. Gitmek zorunda evet. kaldım. Dördüncü evet. gidişim halde halen bulamıyordum. Aynen. Ve her yerde info gibi ayakta duran genç çocuklar, yardımcı personel gibi sadece tarif etmekle yükümlüler. Günümüzün yöneticilerinin büyüklükle ne derdinin olduğunu ben anlamıyorum. Neleri küçük ki bu kadar büyüklük taşıyanlar? Sadece yol göstermek için belki 50-60 tane o hastanenin içinde sadece yol göstermek için kişiler çalışıyor. Sigortalı, maaşlı. Kesinlikle. Çok çok yani. Evet, bir son söz verelim ve kapatalım. Sizin var mıydı başka? Ben birazcık istirahat zamanımızdan kaçırıyoruz. Devam edelim mi? Çünkü şu anda ara olması gereken zaman. Tamam. Oradan bir söz istenmişti yalnız bir genç arkadaş. Sizden önce arkadan şey yapıldı. Evet, evet. Yani öncelikle değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben şunu dile getirmek istiyorum. Biraz mikrofonu yaklaştırın. Öncelikle değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu ben dile getirmek istiyorum. Hiçbir şekilde sağlık ticarileştirilemez. Çünkü gelişmiş ülkelerde sağlık tesisleri her zaman charity kuruluşlar tarafından işletiliyor. Osmanlı döneminde de böyle hep varlıklı, zengin aileler hep hastaneler kurarlarmış. Bütün masrafların her şeylerini onlar üstlenirlenmiş. Yani böyle. Ama çok korkunç şekilde ticarileşti. En son geçen haftaki Radyoloji Derneği'nin bir açıklaması var. Açılış konuşmamda da söyledim. Türkiye dünyada MR isteme sayısı konusunda birinci. 2017'de Yunanistan birinciydi. Biz şimdi birinci olduk. Ve Radyoloji Derneği şöyle bir açıklama yapıyor. 100 MR isteğinin 90 tanesi normal, sadece 10 tanesinde problem çıkıyor diyor. Demek ki hep boşu boşuna isteniyor. Hep para için isteniyor. Dolayısıyla yani Türkiye'de ticarileştirilemez. Bu tabii çok güzel bir slogan. Tabi olarak da biz de hep bunu söylüyoruz ama öyle değil. Şu anda Türkiye zaten sosyal devlet özelliğini yitirmiş bir ülke. Eğitim ve sağlık gibi devletin görevi olan her şey özel sektöre verilmiş durumda. Ne yazık ki çok ticarileşti. Hem de çok çirkin şekilde ticarileşti. Bunun da farkında olmamız lazım. Buyurun. Teşekkür ederim. Gerek yok sesim yüksek yeteri kadar. Bu şehir hastanelerini Amerika 1947 yılında terk etmiş. Sebep yönetilemezlik. Kesinlikle. Söz konusu. Kesinlikle. Hanımefendi de aynı şeye değindi. Kendim bile bulamıyorum dedi. Kesinlikle. Demek ki biz denenmişi bir daha deneyerek keşfediyoruz. Çünkü birilerine para aktarmak lazımdı. Peki, çünkü birilerini zengin etmek lazımdı. Böyle halkın da sağlığıyla oynayarak bunları hayata geçirdiler. Tam bir felaket, tam bir fiyasko olacak. Aynen boşluk satıla çıkan AVM'ler gibi günümünde bu şehir hastanelerini ne yapacaklarını düşünecekler. O hale gelecek. Hiç kuşkunuz olmasın. Evet, buyurun. Size de son olarak söz verelim, bitirelim. Hocam ben son sunumla ilgili bir sorum olacak. Hani dediler ya ameliyathanenin dış kapısı işte dışarıya açılıyor vesaire. Evet. Bir takım teknik problemler var. Kontrol mekanizması yok mu acaba? Hani ne bileyim bizim ben inşaat mühendisiyim. Hani bir inşaat yapıldığında o inşaatın bir de kontrol mühendisi vardır. Yani ben bilmediğim için soruyorum. Şehir hastaneleriyle ilgili bir uzmanlığım yok ama mimari ve teknik açıdan. Konuşabilmek şeyinde inşaat, elektrik, mimari, peyzaj, medikal bir konusunda hepsi de var. Ancak sıkıntı şurada biraz da. Aslında müşavirlik süreci hiç işlemiyor. Evet. İşlemiyor ve iş getiriyor. Sıkıntı orada. Yani, siz şey yaptığınızda, bak ticareti yaptığınızda benim sunumumda da vardı. Adana'daki şeyde tuvaletler yoğun bakımlara açılıyormuş. Dışarıdaki hasta bakıcı refakatçilerin falan kullandıkları tuvaletlerin bir kapısı içerideki yoğun bakıma açılıyormuş. Yani gerçekten çok kontrolsüz yapıldığı da ortada. Evet, kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, sayın konuklar, oturumu bitirmeden önce ben huzurlarınızda Rukiye hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Müsaade ederseniz bunun belgesini kendisine takdim edeceğim. Hocam çok sağ olun.
Evet, ben de katılımcı arkadaşlara, konuşmacı arkadaşlara vereyim. Bülent Özgür. Abi. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum katılımcılarınız için. Tamam. Barış Bey rica ediyorum. Buyurun. Sayın Barış.